Bizler Cumhur İttifakı'nın bir üyesi ancak hükümetin bir üyesi değiliz. Dolayısıyla Cumhur İttifakı içerisinde olmamız dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlara e, ilgili vatandaşın sorunlarını iletiyoruz. En acil sorunların başında şu anda dar gelirli vatandaşlarımızın hayat pahalılığı gelmektedir. Stratejik öneme haiz ve acilen yapılması gereken vatandaşımıza yönelik yatırımların dışında savunma sanayi yatırımlarının dışında büyük yatırımları durdurun. Yönünüzü millete çevirin. Bu yeni model diye ifade edebileceğimiz üretim, istihdam, yatırım, ihracat ve ithalatın kısılması, dış ticaret açıklarının azalması yöntemi ve usulü doğrudur. Bütün uluslararası iktisatçılar bu konuda birleşmişlerdir. Ancak kapitalist anlayış, sömürgeci anlayış bizi 19 yılda yaklaşık 560 milyar dolar faiz ödemeye mahkum eden anlayış bunu anlayamaz, bunu isteyemez. 2022 yılında 645 milyon TL 5 tane siyasi partiye gidiyor arkadaşlar. Ne hakça ne yeteri miktarda. Dolayısıyla biz Büyük Birlik Partisi olarak bu yardımın da kaldırılmasını istiyoruz. Genel Başkanımız bütçe görüşmelerinde 2021 ve 2022 yıllarında dedi ki bu yardımı gelin de esnafımıza verelim. Dar gelirliye verelim. Yoksul ve yetimlere verelim dedi. Hiç kimseden çıt çıkmadı. Beş siyasi partiden de çıt çıkmadı. Daha garip bir şey söyleyeyim ben size. PKK'nın siyasi uzantısı, aparatı, HDP'de 77 milyon TL Kasasına e, 2022 yılında devletin tüyü bitmemiş yetim haklarından da alacak. Şimdi peki 2023 yılında seçim var. Ne kadar alacaklar? Bunun üç katını alacaklar arkadaşlar. 15 Temmuz günü hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığını almaya giden ekibin içerisinde iki kişi o cihazları söken, daha da cihazları söken kişilerden çıktı. Dolayısıyla biz hemen ertesi günü tekrar savcılığa tekrar bir dilekçe verdik. Dedi ki bunlarla bunların da bağlantısı olabilir. Daha sonra dava bu şekliyle devam etti. Şimdi görülen davaların büyük bir bölümü hırsızlık, suistimal, görevi ihmal gibi küçük davalar. Daha sonra kapanan davalarla ilgili Adalet Bakanlığımız kamu yararına davayı tekrar açtırdı. Şu anda dokuz kişilik o e, bilir kişi dediğimiz uzmanlardan oluşmuş bir kişi, e, oluşturmuş durumda. Bunlar dava dosyasındaki e, yüzlerce klasör e, dosya, bunları tek tek inceliyorlar. İnşallah önümüzdeki günlerde Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak bizler bir suikast davasının açılmasını bekliyoruz ve adaletin tecell tecelli etmesini bekliyoruz. Bizim e, düşüncemiz. Bu işin içerisinde herkes olabilir. Yani FETÖ'nün bir ayağının olduğu zaten ortada. FETÖ var ama FETÖ'nün dışında da başka mekanizmalarda muhtemelen vardır diye düşünüyoruz. Ama biz yargı buna karar verecek.